Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Samsung Smart Tag 2 akıllı takip cihazını inceleyeceğim. Son yıllarda yepyeni bir ürün girdi hayatımıza. Bu tarz böyle akıllı takip cihazları. Bunları bisikletinize, motosikletinize, çocuğunuzun çantasına, bavulunuza ya da istediğiniz herhangi bir yere iliştiriyorsunuz ve cep telefonu yardımıyla konumunu takip edebiliyorsunuz. Şimdi Samsung'un daha önce Smart Tag ismini verdiği bir ürünü vardı ama onun tasarımı bu şekilde değildi. Böyle daha çok kare şeklinde olan bir tasarımı vardı. İkinci olan sürümle ki bu ikinci sürüm olarak geçiyor. Arkadaşlar. Tasarım değişti. Böyle birazcık gazoz açacağına benzetenler de oldu ben paylaşımı yaptığımda. Gerçekten de benziyor bu arada gazoz açıcı ama küçük. Yani denedim hatta ben bunu. Gazoz açamıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Peki şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu tarz cihazlar nasıl çalışıyor? Biliyorsunuz Apple'da da var benzer bir ürün. Samsung'un da var benzer bir ürünü ve bu ikinci nesil olarak karşımıza çıkan modeli. Bunların aslında çalışma mantığı basit. UWB yani Ultra Wide Band adı verilen, ultra geniş band adı verilen bir frekans aralığı var ve bu frekans aralığında çalışıyor bu cihazlar. Bunların çalışma mantığı GPS'ten biraz farklı arkadaşlar. GPS'te bir uyduyu görmesi gerekiyor herhangi bir cihazın. Bu telefonumuz olabilir veya başka bir ürün olabilir. Haricen GPS cihazları da var. Bunların açık havada çalışıyorlar genelde ve uyduyu görebiliyor olması gerekiyor. Yani fiziksel olarak bir açık havada olması ve uydularla iletişiminin kesilmemiş olması gerekiyor. Bu ürünlerde ise öyle bir zorunluluk yok. Peki bu ürünler hangi mantıkla çalışıyor? Etraftaki UWB destekli telefonlardan aldığı sinyallerle sizin cihazınıza konum gönderiyor arkadaşlar. Yani etrafınızda Samsung'un UWB destekleyen telefonu varsa ki genelde oluyor yani. Bu arada Samsung'dan aldığım bilgilere göre Türkiye'de 3 milyon dünya çapında da 80 milyon bu tarz telefon cihaz varmış arkadaşlar. Wikipedia'dan da araştırdım. Apple'da var. Apple çok destekliyor bu tarafı arkadaşlar. Apple'ın 11'den itibaren 11, 12, 13, 14 ve 15 modellerinde UWB yani Ultra Wideband desteği var telefonlarda. Aynı zamanda akıllı saatlerinde de var. Listeyi şimdi paylaşırım ekranda sizlerle. Samsung'un da epey birkaç modelinde var arkadaşlar. Onların da tam listesini size paylaşacağım. O listelere bakarak siz de en azından hani hangi telefonda bu özelliğin olduğunu görmüş olursunuz. Eğer etrafta UWB destekli bir telefon varsa bu cihaz konumunu gönderiyor. Siz de cep telefonunuzdaki Smart Tag uygulamasından nerede olduğunu görmüş oluyorsunuz. Genel bir görünümden de bahsetmek istiyorum. Cihazın arka kısmında bir boşluk var. O boşluk aslında bir hoparlör var orada. Çeşitli sesler çıkartabiliyorsunuz. Bunları anlatacağım birazdan. Dairesel alanın içinde bir tane küçük bir delik var. Kutusundan da sim iğnesine benzeyen bir iğne çıkıyor. Bu deliği ittirdiğiniz zaman pil kısmı çıkıyor arkadaşlar. Pilini çıkartmış oluyorsunuz. Yani pili değiştirilebiliyor. 500 güne kadar pil ömrü var bu arada ki 1,5 yıl çok rahat görürsünüz. Pil ömrü bayağı iyi ve standart bir pil kullanıyor. 2032 olması lazım yanlış bilmiyorsam. Evet CR2032 pil kullanıyor. Bu saat pili dediğimiz pillerden bir tanesi. Herhangi bir yerde böyle mağazada, teknoloji mağazasında falan bulup alabilirsiniz. Bunun dışında fiziksel olarak başka bir şey yok. Kutusu da bu şekilde küçük minik bir kutu var. Kutudan da bir tane söylediğim gibi sim kart iğnesi gibi bir iğne çıkıyor. O da pilini çıkartmak için kullanıyorsunuz. Bunun dışında ürün bu şekilde. Bu arada çok belli olmuyor ama üzerinde fiziksel de bir tuş var. Bu tuşa basarak çeşitli aksiyonlarda alabiliyorsunuz. Biraz ürünün teknik özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. 500 güne varan pil ömrü olduğunu söylemiştim. IP67 suya ve toza dayanıklılık özelliği var. SmartThings destekli cihazlarla uyumlu özelliği olduğunu söylemiştim. CR2032 pilimiz var. Bunu da az önce söyledim. Yakınlarda ara özelliği pusula görünümünü arayabiliyorsunuz. Fakat bunun bir detayı var onu da söyleyeceğim. Kayıp modu ve NFC özelliği var. Şimdi bunun kayıp modunu açtığınız zaman o ayarlarda var onları hepsini göstereceğim. Birisi buldu diyelim köpeğinizi buldu ya da işte çantanızı buldu. Buna NFC destekli bir telefon dokunduğu zaman sizin bilgileriniz o kişiye aktarılıyor. Ve hani sizi arayabilir, mail atabilir ya da hangi bilginizi verdiyseniz oradan size ulaşılabilir hale geliyor. Bu da güzel bir özellik. Bluetooth 5.3 teknolojisini kullanıyor. Fiyatı da 899 TL. Peki nasıl kullanılıyor? Öncelikle bir Samsung telefonunuz olması gerekiyor. Burası önemli. Herhangi bir Android telefonla olmuyor arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka Samsung telefonunuzun olması gerekiyor. Bu da bu cihazın önemli dezavantajlarından bir tanesi. Yani şunu net söyleyeyim. Ben de Xiaomi var olur mu? Olmaz. Bende Oppo var? Olmaz. Bende Huawei var? Olmaz. Mutlaka ve mutlaka Samsung telefonunuzun olması gerekiyor. Bu cihazla konum takibi yapabilmek istiyorsanız. Samsung telefona bir tane Smart Tag isimli uygulama var. Bu uygulamayı yüklediğiniz zaman zaten yani çok basit de bir uygulama bu arada. Çok fazla da böyle çetrefilli falan böyle bir arayüzü yok. Uygulama üzerinden bunun konumunu görebiliyorsunuz. Fakat bunun konum özelliği böyle GPS gibi gerçek zamanlı değil arkadaşlar. Neden? Az önce sebebini aslında birazcık bahsettim. Bunun çalışması için bu cihaz
Konum anlamında etrafta Samsung telefon olması gerekiyor ve UVB destekli modellerden olması gerekiyor. Onun listesini ben yazacağım bu videonun içinde, sizlere göstereceğim. 7-8 tane model var arkadaşlar. Son böyle 2-3 yılda çıkan modeller bunlar genelde. Ve Türkiye'de 3 milyon tane varmış Samsung'un verdiği bilgiye göre söylüyorum. Benim bu konuda hani bir net bir oturup saymışlığım, bilmişliğim yok. O yüzden konumlar böyle kesik kesik görünüyor. Harita üzerinde konumları görebiliyorsunuz. Yani daha önce konum geçmişi dediğiniz zaman bu cihazın nerelerde nasıl kullanıldığını böyle konum üzerinden görebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Peki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Etrafta Samsung telefon, yani uyumlu Samsung telefon yoksa konum bulamayacak mı? Evet, bulamayacak. Biraz bu UVB frekansından bahsetmek istiyorum. Bazı teknik veriler toparladım. Frekans aralığı 3.1 GHz ile 10.6 GHz arasında değişiyor. Etki mesafesi 10 ila 200 metre arasında. Yani bunu başka bir cihazla etkileştirmek için 200 metrelik bir alanda bulunması gerekiyor. Konum doğruluğu çok iyi GPS'e göre. GPS'te 50 ile 3-5 metrelik bir konum doğruluğu varken bu üründe 0.1 metre ile 0.5 metre arası değişiyor. Yani 10 santimetreye kadar bir konum doğruluğu yapabiliyorsunuz. Bence de bu çok güzel bir şey. 1960'lı yıllarda geliştirilmiş ve 1960'lı yıllarda tabii ki askeri kullanım için geliştirilmiş. Şimdi daha çok hani günlük hayatımızda da biz bu ürünü kullanabiliyoruz. Artıları var, eksileri var UVB teknolojisinin arkadaşlar. Şimdi biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Artıları şunlar. GPS'e göre daha detaylı bir konum bulabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Düşük enerji tüketimi var. Bu güzel. Pil ömrü uzun oluyor tabii ki doğal olarak buna nispeten. Kapalı mekanda da konum takibi yapabiliyorsunuz. UVB'nin böyle bir güzel özelliği de var. Kapalı mekanda da konum takibi yapabiliyor. Söylediğim gibi az önce etrafta Samsung telefon olması gerekiyor ki konumunu görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Eksilerine gelecek olursak arkadaşlar, etrafta UVB destekli bir telefon yoksa konum ne yazık ki göremiyorsunuz. Yani Samsung markadan bahsediyorum tabii ki. Sürekli konum görmeniz mümkün olmuyor. Böyle atlaya atlaya konum görüyorsunuz. O da küçük bir dezavantajlarından bir tanesi. Birazcık uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamanın birçok farklı özelliği de var. Çok zengin bir ayar seçeneği vesairesi yok ama birçok farklı özelliğini de uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz. Eğer ürün yakınlarınızdaysa cihazın çaldırma yapabiliyorsunuz. Yani bir tuşuna bastığınız zaman çaldır diyorsunuz ve sizin ayarladığınız sesleri yine cihaz üzerinde çalıyor arkadaşlar. Mesela ben bir deneme yapayım şu anda. Bakın çalıyor şu anda. Tabii bu yakındaysanız oluyor. Aynı zamanda bir de böyle hani yakınımda bul özelliği de var. O zaman böyle telefonu bir şey gibi kullanıyorsunuz. Böyle işte yaklaştım uzaklaştım falan diye sıcak soğuk gibi oyun vardır ya. Onun gibi kullanarak bulabiliyorsunuz. Ayrıca eğer UVB destekli bir telefonunuz varsa da hani size böyle sağa dön sola dön falan da diyor. Böyle bir özelliği var ama UVB destekli telefonlar genelde üst seviye amiral gemisi modellerde oluyor. Samsung tarafından söylüyorum. Bu şekilde bir özelliğin de olduğunu söyleyeyim. Ayrıca UVB destekli olmasa da telefonunuz ya navigasyon üzerinden mesela cihazın son konumuna sizi götürebiliyor harita üzerinden. Böyle bir özelliği de var. Zaten orada işte haritaları kullanarak yapıyor bunu. Böyle bir fonksiyonun olduğunu da söyleyeyim. Yaklaştıkça da size böyle işte sağa dön sola dön falan da diyebiliyor haritayı kullanırken ki durumdan bahsediyorum. Bu cihazın konumunu başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki Samsung telefon olanlardan bahsediyorum. Örneğin çocuğunuzun çantasını iliştirdiğiniz eşinize de bu bilgiyi ulaştırmak istiyorsanız eşinizin telefonuna da böyle bir yetki verebiliyorsunuz. Ben bu Smart Tech'i gerçekten de beğendim. Enteresan özellikleri var. YouTube'da falan birçok video bulabilirsiniz bu tarz ürünlerle ilgili. Mesela uçağın kargo bölümüne bavulunu koyup bunun içine atıyorlar ve konumu takip edebiliyorlar. İşte nereye gittiğini, hangi taraflardan geçtiğini vesaire. Ve benzeri denemeler de yapabiliyorlar. GPS'ten en önemli farklarından bir tanesi şu arkadaşlar. GPS cihazlarına güç vermeniz gerekiyor. Yani güç vermezseniz çok çok pili bitiriyor. Bu ürün öyle değil. Ama bunun da negatif tarafı etrafta Samsung marka UVB destekli telefonların olması lazım ki konumu ona göre belirliyor. Ondan aldığı sinyallerle o konumunu belirleyip size bilgi verebiliyor. Böyle bir artısı ve eksisi var. Buna göre siz de değerlendirir. Ürünle ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi sonuçlandırır. Alıp almayacağınıza karar verirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Smart Tech 2'nin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Muhtemelen bu video Türkiye'deki ilk videolardan bir tanesi olacak. Çünkü çok hızlı bir şekilde özelliklerini deneyimleyip sizlere aktarmak için elimden geleni yaptım arkadaşlar. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Hepsine de bildiğim ve anladığım konularsa mutlaka ve mutlaka yorum yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben bu kadar çaba gösterirken siz de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.